Son dönemlerde hayır ama genel resme baktığımızda, sene başındaki hedeflerimize baktığımızda aslında istediğimiz yerdeyiz. Ama çıtayı yükselttikten sonra nerede olabileceğimizi, potansiyelimizi gördük. O yüzden ligi ilk üçte bitirmek istiyorduk aslında. Ama son haftalarda talihsiz mağlubiyetler aldık ve beşinci bitirdik. Gaziantep'le eşleştik. Yani rehavet gibi değil ama daha çok bir iki sakatlık yaşadık o dönemlerde. Özellikle uzun rotasyonumuz çok daralmıştı belirli bir dönemde. Daha sonrasında da o aslında yakaladığımız ritmin dışına çıktık ve ona geri dönmek için yani rotasyonun da darlığından dolayı bir düşüş dönemi yaşadık aslında. Ama sezonun sonunda artık o dönemi bitirdiğimizi bizim için yeni bir dönem başladığını düşünüyorum. Ee, var aslında bu sene... gerçekten çok değerli... ve önemli galibiyetler aldık. Mesela son 14 dakika kala geride olduğumuz, 25 sayı geride olduğumuz bir Galatasaray maçı vardı. 25 sayıdan 14 dakikada geldik ve Galatasaray... Galatasaray'ı kendi evimizde mağlup etmeyi başardık. Ee, Burgos serisinde keza 1-0 geriye düştük, 2-1 kazandık. Karşıyaka deplasmanı, Fenerbahçe deplasmanı. Oralarda çok önemli galibiyetler aldık. Keza Anadolu Efes'i de kendi evimizde yendik. Bu 4-5 maçı sayabilirim aslında. Yani dün açıkçası Bursa maçını izlerken de o Euro Cup şampiyonluğumuzu birazcık hatırladım o dönemi. Onlarda da tebrik ediyorum. Gerçekten çok özel bir sezon yaşattılar hepimize izlerken. Gurur verici bir takım oldu tüm Türk basketbolu için. Aslında ben o dönemde oynarken çok fazla hissetmiyordum benim için ne kadar değerli olduğunu ama şimdi dönüp baktığımda o EuroLeague ve EuroCup sezonunun bana kattığı ya yani o dönemde birlikte oynadığım oyuncular karşılıklı oynadığım oyuncular benim basketbolumu ne kadar geliştirdiğini şimdi dönüp baktığımda anlıyorum çünkü gerçekten çok başka bir seviye ve o seviyede kalıcı olmak gerçekten zor ve oynanan basketbol seviyesi de çok ileride. Onun bana benim yani benim üstümde basketbol olarak etkisi çok fazla o dönemde. Gerçekten erken elendik ve hak etmedik böyle eğlenmeyi çünkü ilk 8'de 6 yani 4'lü grupta 4 galibiyet alıp elendik. Ve üçlü verajdan dolayı elendiğimiz için yani böyle tadı birazcık damağımızda kaldı desem yeri olur. Çünkü o ara çok üst üste maçlar oynadık. Ve bir tane deplasmanına hatta Covid'den dolayı da gidemedim o Manresa deplasmanına. O yüzden özellikle içimde çok şey kaldı o, böyle. Kaç. Evet onlar da lider çıktılar. O maçı 15 ile kaybetmiştik. Evet. Anneler gününde yani ödülü Ocak ayında kazandım ama Şubat'ta veya Mart'ta aldım galiba çünkü şeyden dolayı ya belirli ara olmuştu. Ondan o şampiyonlar gününde evimizde maçımız o zamana denk geldi. Hem anneler gününde olması hem de kendi annemden öyle bir ödül almak ve Avrupa'da kazandığım ilk ödül. Yani bireysel ödül. Onu annemden almak yani unutalım, benim için unutulmazlar arasına girdi. Yani onu yaşat, Onun yaşadığı gururu gözlerinden gördüm ve o mutluluğu ömrü boyunca unutmam. Yani geçen sezon geçen sezonda skor olarak baktığın zaman bilmiyorum geçen sene daha çok sayı atmış olabilirim ama evet. basketbol olarak evet bu sezon bence de en iyi sezonum olmuş olabilir ama son bir iki ayda ufak bir sakatlığım oldu elimden. O yüzden ufak bir düşüş yaşadım ama daha iyi sezonum olacağını düşünüyorum. Yani yok özel bir çalışma yapmıyorum. Ama ona top çalmaya karşı bir hissiyatım var diyebilirim. Topun gideceği yerini birazcık hissediyorum diyebilirim. Tabii ki çok zorlu bir dönemdi. Yani sadece benim için değil basketbolcu olan birçok insan için yani %90 için çok zorlu bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Ama benim için önemli şey eğitim. Yani özellikle altyapıdaki oyuncuların eğitimini aksatmaması gerektiğine yani %100 inanıyorum. Çünkü basketbolcu olamazlarsa bir B planlarının olması gerektiğini öbür türlü hayatta çok sıkıntı yaşayan birçok örnek gördüm. O yüzden eğitimin önemini yani daha da bir, daha da anlatılması gerektiğine inanıyorum altyapıdaki basketbolculara ya da sporculara. Tabii ki başka opsiyonlarım da vardı. Ama hem başkanımızla hem Selçuk abiyle konuştuk. Konuştuktan sonra benim için çok uzun sürmedi bu kararı vermem diyebilirim. Çünkü hem Darüşşafaka'nın bir parçası olarak hayatıma devam edecek olmak hem de bu projelerin içinde olmak beni heyecanlandırıyordu. Aynı zamanda Selçuk abiyle çalışmak ve gerçekten bu sene Darüşşafaka'nın yönetiminde çok özverili bir şekilde çalışıyor. Kulübün geleceği için, kulübün planlanması için işte altyapı projeleri olarak da. Ama işte sponsor desteği birazcık eksik kalmıştı şimdi. Bir tek senle onu da bir ölçüde giderdiler diyebilirim ama yani Darüşşevak'ın bir parçası olmak benim için her zaman özel ve gurur verici. Yani ufak ufak elektrik tabii ki devam ediyor ama yani bu olayla anılmak aslında çok hoşuma gitmese de bir şekilde insanlar merak ediyor ve sürekli evet. bana bu konuyla ilgili bir şey düşüncelerini paylaşıyorlar. Benim için çok önemli değil ama maç olduğu zaman tabii ki bana yapılırsa ben de cevabını veririm. <laughs> Milli takımda bir koç değişikliği yaşandı. Evet. Ve yazın gerçekten önemli bir turnuva var. Aynı zamanda Dünya Kupası'na kalınmak için de önemli maçlar oynayacak. Milli takım için yoğun bir yaz geçecek yani ben Türk milli takım havuzunun geniş ve çok gerçekten yetenekli oyunculardan kurulduğunu düşünüyorum. Bunun verimini almasının yakın olduğunu, yani bunu ateşleyecek ufak bir iki maça ihtiyacı olduğumuzu hep söylüyorum. Eğer o ivme yakalanırsa yani o sonunun nerede olacağını kestirmek zor diye düşünüyorum. Evet, ya aslında Orun abi de milli takımda şeydi, çok yeni gelmişti aslında Orhun abi de. Antrenör değişikliği her zaman iyidir diye yani her zaman oyuncuları ilk başta bir pozitif etkiler diye düşünüyorum. Özellikle milli takımın artık başarıya ihtiyacı olduğu için kısa sürede bir başarı gelirse her şeyin daha kolay olacağını düşünüyorum. Bence bu çok sıkıntılı bir durum çünkü hem rakibi hazırlanırken hem kendi takım olarak maça hazırlanırken hangi oyuncunun maça geleceğini işte çünkü o özellikle Euro Lig'de oynayan milli takım oyuncular için daha da zorlu bir durum. Çünkü maçı oynuyorsunuz, akşam uçağa biniyorsunuz, tekrar başka bir maça gidip oradan dönüp tekrar kendi kulüp takımlarına dönüyorlar. E bu sefer yorgunluktan dolayı bazen e, istedikleri performansı da sergileyememiş oluyor. Ya da işte onun yerine oynayacak oyuncu kendisini maça hazırlıyor ama ne, o, ne zaman oynayacak mı oynamayacak mı kadroya girip girmeyeceği de yani böyle birçok etken aslında ufak detaylar gibi gözükse de bence büyük resme bakıldığında çok fazla etkileniyor. O yüzden bunun bir an önce çözüme kavuşması ve daha net olması gerektiğine inanıyorum. Öbür, öbür türlü hem antrenörler için hem oyuncular için gerçekten hem de federasyonlar için çok zorlu bir dönem alıyor. Yani çok öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani voleybolun öne geçtiğini düşünmüyorum. Çünkü yani insanların spora olan bakış açısı bence değişmiş olabilir. Çünkü bu sefer voleybol daha az izlenirken izlenmesi izlenmesi şeyi artmış olabilir ama hani basketbolun daha iz, çok izlendiğini düşünüyorum hala. Yani onlara kötü örnek olmamaya çalışıyorum. Özellikle darüşşifa kadar mezun olduğum için Darüşşafaka'da öğrenciler de sürekli maçlara geliyor. Onlara örnek olabilmek, onlara kendi inandığım doğruları gösterebilmek için birazcık daha dikkatli yaşamaya, dikkatli olmaya çalışıyorum tabii ki. Özellikle hem de Darüşşafaka Kurumu gibi bir kurumu temsil ettiğim için. O zaman yüzden, yüzden her zaman onlara layık bir birey olmaya çalışıyorum. Dediğim biraz önce söylediğiniz gibi ben futbolcu olmak istiyordum aslında ilk Darüşşafaka'ya gelmeden önce. Darüşşafaka'nın okuluna geldikten sonra bizim İrfan Hoca beni basketbola yönlendirdi ve o sayede basketbola başladım ama Basketbol dışında da birçok sporu yapıyorum ve hepsini izlemekten de yapmaktan da çok keyif alıyorum. Yani çoğu sporu seviyorum ve onlara oynarken heyecanlanıyorum ve mutlu oluyorum. Ama futbolu tabii ki her zaman daha çok seviyorum oynamayı. <laughs> Cumartesi günü çok önemli bir Gaziantep maçına çıkacağız deplasmanda. Orada alacağımız sonuç ne olursa olsun kazansak da kaybetsek de. Özellikle burada hep pazartesi günü kendi evimizde iç sahanın ee, kendi evimizde oynamanın verdiği taraftar baskısını rakibe hissettirmek istiyoruz ve burada dolu bir salon olmasını diliyorum. Yani muhtemelen de kendi bizim taraftarımız bu pazartesi günü salon dolduracağına da inanıyorum.